Şerif öğretmen ben. Bugün size Koca Nine ile Tilki Masalını anlatacağım. Hazırsak başlayalım masala. Orada ne var dediler? Bir köy kurmuş keçiler. Bir kurt köye muhtar olmuş. Elini veren kolunu almış. Diken verenin gülünü al, damla verenin selini almış. Kovan kovan balını almış. Bir kurtmuş ki sormayın, talkını vermiş ele, salkım almış ele. İlk lokmayı aşırmış, ikincisinde çumar. Karşısına dikilmiş, kapanmış mı kapılar? Kapıyı bırakıp sapı yutmuş, balı bırakmış, hapı yutmuş. Armudu taşlayalım, dibinde kışlayalım. Müsaade ederseniz masala başlayalım. Efendim uzak uzak köylerin birinde bir nine, bir ineği birlikte yaşarlar giderlermiş. Her gün sabah erkenden uyanır, ineğinin sütünü fış 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 sağar, bir küleğe doldurur, onu satar, geçimini böylelikle yaparmış. Yine bir gün sabah erkenden kalkmış, ineğin sütünü fış 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 sağmış bir küleğe, küleği almış, tam bahçenin ortasındayken biri seslenmiş, acil gitmesi gerekmiş, küleği bırakmış bahçenin ortasına, varmış gitmiş işine. O sırada bahçeyi gözetlemekte olan kurnaz bir tilki, ninenin gittiğini görünce hemen girmiş bahçeye, külekteki sütü içmiş güzelce, gitmiş. Nine gelse baksa ki külek boş, Allah Allah, sabahleyin doldurmuştum oysa, der. Ertesi sabah yine erkenden sütü sağmış, küleğe koymuş. Küleği kaynatmak için tencereye ocağa götürürken koymuş kenara, başka işlere dalmış. Bizim tilki yine gelmiş sessizce ve sinsice, içmiş sütü güzelce. Nine gelir bakar ki külek yine boş. Bir gün böyle, iki gün böyle, üç gün böyle derken ninenin canı pek sıkılmış bu işe. Kimdir bu benim küleğimdeki sütü içen, der ve bir sabah yine erkenden sütü sağıp küleğe doldurduktan sonra bir duvarın arkasına gizlenip beklemeye başlar. Az sonra bizim kurnaz tilki gelir ufak ufak ve başlar külekten sütü içmeye. Nine hemen çıkar ortaya, vay sen miydin benim sütümü içen deyip yapışıverir tilkinin kuyruğuna. Tilki birdenbire ne olduğunu şaşırır, can havliyle kaçacağım derken kuyruk ninenin elinde kalır. Tilki döner bakar ki kuyruğu yok, eyvahlar olsun. Döner ninenin yanına gelir, nineciğim nineciğim, ne olur ninem, ben ettim sen etme, kuyruğumu geri ver de takayım, bak böyle çok komik oldum, ormana böyle gidersem hayvanlar benimle alay ederler. Nine çok kızgın. Vermem, sana kuyruğunu vermem. Benim sütümü içmeden önce düşüneydin bunu, der. Ne olur nine diye yalvarır, yakarır. Nine acır biraz haline ama öfkesi geçmemiştir. Tek bir şartla veririm. Getir benim sütümü, al kuyruğunu, der. Tilki ne yapsın? Ne yapsın? Gitmiş koyuna. Başka kim verecek ona süt? İnek zaten kızgın, benim sütümü içtin durmadan diye. İnek vermemiş. Gitmiş koyuna. Koyun kardeş, koyun kardeş, ne olur demiş, bana bir güzellik et. Biraz sütünden ver. Sütünü ver, nineye vereyim. Nine bana kuyruğumu versin. Kuyruğum onda kaldı, bak çok komik görünüyorum. Koyun der. Bugüne kadar ne iyiliğini gördüm senin. Ne verecekmişim sana, sütümü? Bakar ki tilkinin hali perişan. Acır ona, bana taze ot getir, sana süt vereyim, der. Tilki o mutlulukla, heyecanla, sevinçle koşar hemen çayırlara. Çayır kardeş, çayır kardeş, ne olur der, bana birazcık taze ot ver. Sen taze otu bana verirsen ben koyuna vereceğim. Koyun bana süt verecek, ben nineye götürüp nineden kuyruğumu alacağım. Çayır şöyle bir bakar. Ah ah der. Üzerimde çocukların oynamayalı, koşmayalı, neşe içinde seslerinin, kahkahalarının duyulmayalı çok oldu. Git der çocukları çağır, gelsinler üzerimde oynasınlar, hoplasınlar, zıplasınlar, sana istediğin kadar taze ot veririm. Tilki hemen koşar gider evlerdeki çocukların kapılarını çalmaya. Ne olur der çocuklar, ne olur var.
yarın gidin çayırda biraz oyun oynayın. Oyun oynayın ki çayır bana ot versin. Ben otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü götüreyim, nineye vereyim. Nineden kuyruğumu alayım. Deyince çocuklar bakarlar. Tamam, çayırda oynamaya çıkarız ama sen de bize helva vereceksin. Sen bize helva getirirsen biz de çayırda oynamaya çıkarız derler. Tilki düşünür, düşünür. Ben bu helvayı nereden bulacağım, nereden bulacağım derken nereden bulacak? Evet, bakkaldan. Köyün bakkalına koşar gider hemen. Bakkal amca, bakkal amca, ne olur der. Bana birazcık helva ver. Helvayı çocuklara vereyim. Çocuklar helvayı yesin, çayırda oynasın. Çayır bana ot versin. Otu götürüp koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü götürüp nineye vereyim. Nineden kuyruğumu alayım. Bakkal şöyle bir bakar. İyi tamam. Sana birazcık helva vereyim vermesine de. Benim de yumurtalarım bitti. Şimdi dükkanı bırakıp çıkamam da. Sen bana biraz yumurta getir. Ben sana sonra helva vereyim der. Tilki çaresizlik içinde nereye koşar? Nereye? Evet, kümese. Çaresizlik içinde koşar gider hemen kümese. Kümesteki tavuklar tilkiyi görünce birdenbire korkuyla irkilirler. Derken tilki korkmayın, korkmayın der. Ne olur işim düştü size. Elinizi eteğinizi öpeyim. Ne olursunuz bana bir yardım edin. Tavuklardan biri bakar yine korku içerisinde. Senin bize mi işin düştü? Biz sadece korkuyla yaklaşabiliriz. Sizin bize ne işin düşebilir ki? Tilki anlatır durumu. Böyleyken böyle oldu. Ne olur der. Bana biraz yumurta verin. Bana yumurta verin ki bakkal emmiye götüreyim. Bakkal emmi bana helva verecek. Helvayı çocuklara vereceğim. Çocuklar helvayı yiyince çayırda oynayacaklar. Çayır bana ot verecek. Otu götüreceğim, koyuna vereceğim. Koyun bana süt verecek. Sütü nineye vereceğim, nine bana kuyruğumu verecek. Deyince tavuklar birbirlerine bakıp bakıp gülmüşler. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bizden yumurta istiyormuş. Bak 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 bak. İyi o zaman. Bugüne kadar hep korku yaşattın bize. Azıcık iyiliğin dokunsun bari. Git bize birazcık mısır tarlasından mısır getir. Mısırları yersek sana yumurta veririz demişler. Tilki çaresizce koşmuş bu sefer nereye? Mısır tarlasına. Mısır tarlasına varmış. Aman tarlam, güzel tarlam, verimli tarlam ne olur demiş. Bana şu mısır koçanlarından biraz ver de şu kümesteki tavuklara götürüp vereyim. Tavuklar mısırı yesin, bana yumurta versin. Yumurtayı bakkal emmiye vereyim. Bakkal emmi bana helva versin. Helvayı çocuklara vereyim. Çocuklar çayırda oynasınlar. Çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü nineye götüreyim de şu kuyruğumu alayım. Bak böyle rezil rezil dolaşıyorum kuyruksuz. Çok komiyim deyince tarla bakmış öyle. Konuşmaya bile mecali yokmuş. O kadar kurumuş ki çatlamış bütün toprağı. Ah ah. Bak bir damla suya hasretim. Kurudum kurudum. Bana demiş dereden su getir. Kana kana bir su içeyim. Suyu içersem sana dilediğin kadar mısır tanesi veririm. Tilki bir çare koşmuş hemen dereye. Dere dere, gürül gürül akan dere. Ne olur demiş, can suyundan birazcık bana ver de şu tarlaya dökeyim. Tarla bana mısır versin, ben mısırı tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin, yumurtayı bakkal emmiye vereyim. Bakkal emmi helva versin, helvayı çocuklara vereyim. Çocuklar çayırda oynasınlar, çayır bana ot versin. Otu götüreyim, koyuna vereyim. Koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin. Bak sabahtan beri perişan oldum der. Dere bir yandan gürül gürül akarken bir yandan da ah ah der. Ah şu insanoğlu yok mu insanoğlu? Yediler içtiler gittiler. Her tarafım çer çöp içinde. Önce üzerindeki kenarımdaki çöpleri temizle, sonra dilediğin kadar su alabilirsin. Tilki hemen sıvamış paçaları. Deredeki çöpleri, çerleri, çöpleri hepsini toplamış. Dereyi tertemiz yapmış. Yine eskisi günlerdeki gibi masmavi, berrak berrak, şırıl şırıl akmaya başlamış dere. O kahverengi, yosunlu, kokulu halinden eser kalmamış.
Tabii o eski haline, berrak haline dönünce dere daha bir mutlu olmuş, daha bir gürül gürül akmaya başlamış. Al demiş, ne kadar istersen su al. Tilki hemen doldurmuş kapları, götürmüş tarlaya. Tarlayı sulamış bir güzel, suyu kana kana içen tarla, oh demiş, rahatladım, dünya varmış. Ne kadar istersen al mısır koçanından. Tilki almış mısırları, koşmuş gitmiş nereye? Kümese vermiş mısırları tavuklara. Tavuklar mısırları bak 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 yemiş ve vermiş tilkiye bir düzine yumurta. Yumurtaları alan tilki koşmuş gitmiş bakkal emmiye. Bakkal emmi, bakkal emmi, getirdim senin yumurtaları demiş. Almış bakkal emmiden helvaları. Helvaları götürmüş kime? Çocuklara. Çocuklar yemişler helvaları afiyetle. Tabii helva tatlı. Helva yiyince enerjileri gelmiş. Varmışlar çayıra. Akşama kadar hoplamışlar, zıplamışlar, gülmüşler, oynamışlar. Onların şen kahkahalarını, şarkılarını, oyunlarını gören çayır pek mutlu olmuş. Al demiş, ne kadar istersen taze ot. Tilki almış oradan otları, taze otları götürmüş koyunun önüne sermiş. Koyun şaşırmış, beklemiyormuş tilkiden bu iyiliği. Yemiş taze otlardan, yedikçe süt olmuş. Yedikçe süt olmuş. Şimdi dilediğin kadar alabilirsin süt benden demiş. Vermiş bir külek sütü tilkiye. Tilki bir külek sütü almış, koşmuş hemen kime? Nineye. Nine nine, getirdim sana bir külek sütünü. Ne olur ver artık şu benim kuyruğumu. Nine bakmış, gerçekten de bir külek süt. Eh demiş, bu da sana ders olsun. Vermiş tilkinin kuyruğunu. Kuyruğunu alan tilki ardına bakmadan koşmuş gitmiş ormana. Bir daha o köyün civarında tilkiyi gören hiç olmamış. Kuyruğunu yine yerine takmış mı takmamış mı bilinmez ama bir daha kimsenin malına izinsiz yanaşmamış. Bu ona bir ders olmuş. Gökten düşmüş üç elma. Biri bu masalı anlatanlara. Bu bir şifahi gelenek biliyorsunuz. Geçmişten bugüne kadar gelip anlatılmış. Bugünden sonra da anlatıla anlatıla devam etsin diye bu gelenek. Biri bu masalı dinleyen siz güzel çocuklara ve biri de hakkıyla, hak ederek, izin alarak kazananlara gelsin. İyi günler.